Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golver.com'un ve Kayseri Özel Hüma Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu videoda enteresan bilgilerle sizlerin karşısında olacağım. Özellikle sol bek transfer duyumunda çok enteresan bilgilere yer vereceğim. Öncelikle Fenerbahçe'nin acelesi var. 2010-2011'i hatırlattı. Ee, forman mı? 2010-2011'i mi hatırlattı size bu formam? Alex Forman imzalı. Tüm takım imzalı forma. Aa, Ne mutlu bana o zaman ya. Eğer size 2012-2011'i hatırlattıysam. Çok teşekkürler. Ha, pardon ben, ben değilmişim. Fenerbahçe 2012-2011 sezonda olduğu gibi ilk yarıda attığı gollerle öne çıkıyor. 4-0'lık Hatay Spor maçının ilk yarısında 2 gol bulan Fenerbahçe 2012-2011'den bu yana en golcü ilk 45 dakikalarını yaşıyor. Sarlı Acıbetler 2012-2011 sezondaki 14 maçın ilk yarısında en az 2 gol kaydederken bu sezon 8 maçta aynı başarıya ulaşarak 12 sezon sonra en golcü ilk yarılarına imza atıyor. Şimdi iki takıma değineceğim. Bir Galatasaray'a değineceğim bir Trabzonspor'a değineceğim. İlk olarak Trabzonspor'a değineyim. Dün akşam Karagümrük Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti. E, Trabzonspor'dan bir futbolcunun kırmızı kart gördüğüne herhalde e, 78 ay sonra ilk defa şahit olduğumuz için bu videoyu beğenmenizi rica ediyorum arkadaşlar. Aynı zamanda şunu da belirteyim. Fenerbahçe geçtiğimiz hafta Trabzonspor'a kaybetti. Yani kimine göre kaybettirildi ama kaybetti sonuç olarak. Fakat inşallah bugün eğer Galatasaray ve Beşiktaş hatta sadece Galatasaray bile kaybederse sanki ligde süper ligde 15. hafta hiç oynanmamış gibi olacak ve Fenerbahçe açısından çok avantajlı bir 16. hafta olmuş olacak. Galatasaray'la ilgili şunu da söyleyeyim. Yıllarca Galatasaray'da Fenerbahçe şampiyonluk yarışındayken Galatasaray'ın bir taktiği vardı. Bir an önce skoru bulma taktiği. Arkadaşlar şöyle düşünün. Fenerbahçesiniz, Galatasaray'sınız, Beşiktaş'sınız ya da Trabzonspor'sunuz fark etmez. Yani Süper Lig'in büyükleri sayılan takımlardansınız. İlk 20 dakikada gol buluyorsunuz her maç. Her maç ilk 20 dakikada gol buluyorsunuz. Bu sizin şampiyonluk şansınız %90 demektir. Bu sizin şampiyonluk şansınızı %90'a çıkarır. Yok hocam o kadar da abartma. %90'a çıkarır. Çünkü Fenerbahçe'den yiyip Galatasaray'dan yiyip bunu çıkarmak kolay değildir. Anlatabiliyor muyum? <laughs> Tam tersini düşünelim. Galatasaray'sınız Fenerbahçe'sini Beşiktaş Trabzonspor'sunuz. sporsunuz. İlk 20 dakika bir futbolcunuz haksız yere kırmızı yiyor. Bu sizin şampiyonluk şansınızı %10'un altına düşürür. Biz yaşadık 3 maçta 4 maçta. İnşallah rakiplerimiz de yaşar. Şunu söyleyeyim Fenerbahçe Trabzon'da isabetli şut çekemedi ama o maçın hikayesi sanki başka gibiydi. Çok da değinmek istemiyorum. Ama Hatay maçında ilk 45 dakikada 9 isabetli şut. Toplam 15 isabetli şut. Baktığınız zaman durum bu. Hatay maçında kim topa tutuldu? İrfancan Kahveci. İrfancan Kahveci eleştirileri üstünde topladı. Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Bak beni bilirsiniz. Ben de öyle lafı çevirme, kıvırma <laughs> korkuşu bu yok. Ben bir tek Allah'tan korkuyorum. O da emanetini doğru teslim edemem diye. Ki doğru teslim edemeyeceğiz belli. Ne kadar şükretsek az, <laughs> ne kadar e, tövbe etsek az. O ayrı mesele ama. Onun dışında ya ben bildiğimi söylemekten çekinmem. Bak İrfancan Kahveci, yetenekli bir oyuncu mu? Yetenekli. Klas bir oyuncu mu? Klas bir oyuncu. Eksileri var mı? Var. Her futbolcunun var. Hangi futbolcu mükemmel? Messi. Mesela bana kalsa Messi Barcelona dışında hiçbir şey yapamazdı. Çünkü Barcelona'nın sistemi Messi üstüne kuruluydu. Messi işte yanında kan kişitoları olunca olurdu. Paris Saint Germain'e gitti. Sanki Barcelona sezonundan daha iyi sezonlar yaşıyor gibi bir performans sergiledi. Özellikle son dönemindeki Barcelona performansında. Diyeceksiniz ki hocam yanında bir sürü adam var. Onlar, onların arasında sen bile oynasan sen bile bu kadar yaparsın. Yok o kadar yapamam da. Şimdi haddimi bilirim. Mesela bunu söylerdim. İrfancan Kahveci için de benzerini söylüyorum. İrfancan Kahveci takım ritmiyle çok bağlantılı bir oyuncu değil. Yani nasıl anlatayım? Takım şiir gibi top oynar. İrfancan Kahveci sanki şey gibi hani e, beden eğitimi dersine çıkarsın. Dangoç'un biri gider orada tek başına oynar. Ya da ne bileyim e, beden eğitimine çıkarsın, maç yapacaksındır. Beden hocası topu verir. Bakarsın çok iyi top oynayan arkadaşı gider orada kızlarla muhabbet eder. O an gebertesin gelir onu. Lan Oğlum biz bunu hayalini kuruyorduk. Biz, rüyamızda bunu görüyorduk dersin. Olmaz. İrfancan Kahveci 5 dakikalık oyuncu. Kerem Aktürkoğlu 5 dakikalık oyuncu. Alex de Souza 5 dakikalık oyuncu. Hocam o kadar da aşağılama. Aşağılama değil. Bu oyuncuların meziyeti 5 dakikada maçın kaderini değiştirecek isimler. Bir futbolcu düşünün. Çok özür dilerim. Konuyu biraz dağıtmış gibi oluyor ama. Bir futbolcu düşünün. <laughs> rakip Ceza, yani rakip savunma çizgisini orta sahanın yaklaştığı zaman arkaya atılan her topta o kadar süratli ki her topu alıp kaleciyle karşı karşıya kalma potansiyeline sahip. Kaleciyle karşı karşıya kaldığı her 5 pozisyondan birini golle sonuçlandırıyor istatistiksel olarak. O futbolcuyu alıp her maç 5 tane uzun top denemez misiniz? Denersin. İşte İrfancan Kahveci bu yüzden oynatılıyor Fenerbahçe'de. Hocam İrfan Can o top mu? Yok lan o futbolcu gibi düşün yani. Her beş pozisyonda belki de biri. Şimdi Trabzon maçında eleştirildi. Trabzon maçında kim iyiydi? Hatay maçında kötüydü. Kabul. Ama sahanın en kötüsü işte iki kendine gel İrfan demişler falan filan. Ya İrfan kendinde İrfan'ın oyunu bu. Bunu kabul edin. Kabul edin. Jesus 61. dakikada oyundan aldı. Yerine Mert Hakan yandaş aldı. Evet. Bu geçtiğimiz maçlarda yaşandı. İstatistikler 23 maç, 6 gol, 3 asist arkadaşlar. İrfancan Kahveci. 6 gol 3 asist. Ve dakika bazına sizin bakmanızı rica ediyorum. Ya bu kadar takılmayın. Bak Erol Bilecik maçtan sonra mesela bazı açıklamalar yaptı. Bana tuhaf geldi. Ya niye geçen hafta yapmadınız da bu hafta yaptınız Diyesi geliyor insan. Takımımızın mükemmel futbol oynadığını söylüyor. Hani eee Güzel bir istekle tamamladık. Büyük bir saygıyı hak ediyor Jesus hocamız. Camiamızın desteğini bekliyoruz diyor. Şuna ben değindim. Dördüncü maçımız ve Allah'a şükür olsun ki 11 kişiyle maçı bitirdik. Son maçlarda üst üste kırmızı kart gördük ya dördüncü maçta artık kart yemedik. Takdiri ve yorumları spor otoritelerine bırakıyorum. İlk yarının bitimine 3 hafta var ama yılın son maçıydı. İlk yarının son 3 maçının üçünü de kazanmak istiyoruz. İnşallah kazanırız. Yani hocamız kartlarla ilgili güzel bir özet yaptı. Bozcuların üstünde sarı-azivertin formu olunca kırmızı kartlar çok kolay çıkıyor dedi. Şimdi bugün Trabzon maçına mesela o kırmızı çıkmasa biz anca ağlayıp zırlayıp duracaktık. Ya işte verilmedi. Yapacak bir şey yok. Bak Galatasaray derbisini değerlendirmiş. Ya derbiler her zaman heyecan vericidir. Bak bu tuzağa düşmeyin. Galatasaray derbisine daha var. Önce Antalya maçı sonra Galatasaray derbisi. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bu kısmı atladım. Gelelim Solbek'e. Sürpriz sol beki. Daley Blint. Allah şahidim, haberi gördüm. Dedim ki, Daley Blint ee, sözleşmesini feshetmiş. Yani Jorge Jesus, bak, Jorge Jesus Alioski'den memnun değilmiş. Olur mu canım? Siz demiyor muydunuz? Jesus Alioski'nin bu servisini alacak diye bir tane adam vardı, çirkinden bir şey. Ee, parmak kaldırarak bazen video çekiyor. O dememiş miydi? de memnun falan değil. Devre arası giderse şaşırmayın diye. Hatta o adam dememiş miydi parmak kaldıran adam? Alooski'yi Lincoln'den daha az beğeniyor. Adam Lincoln'u sol bekte oynatıyor. Dememiş miydi? Demişti. Şimdi <laughs> Şimdi ne oldu? Şimdi Hollanda'yla Dünya Kupası'nda mücadele eden Ali Blind <laughs> sürpriz bir şekilde Ajax'la sözleşmesini feshetmiş. Arkadaşlar önce şunu söyleyeyim. Benim her futbolcuya saygım var. Yani bu adamlar buraya boşuna çıkmıyorlar. <laughs> Benden sizden farklı bir şey yapıyorlar ki oradalar. <laughs> Daley Blint ben yani Daley Blint'in özelliği şu. Bakın özelliği şu futbolcunun e, yıllarca Fenerbahçe'nin en Galatasaray'ın Beşiktaş'tan anıldı. Burada bir sıkıntı yok. Zaten sezon sonu sözleşmesi bitecekti. 6 milyon euro piyasa değeri var. 32 yaşında sol bek. Hollanda milli takımında 99 maça çıkmış 3 gol var. Diyeceksiniz ki hocam boş beleş adam olsun. Daley Blint'in asıl mevkisi ön libero'ydu biliyor musunuz? Ön libero'dan sol beke devşirme. Şimdi sözleşmesini 1 Ocak itibariyle feshetmiş oluyor. Yani şu anda değil. Bu sezon 28 maça çıkmış. 1 gol 5 asist yapmış. Lütfen bu sizi yanıltmasın. 1 golü Dünya Kupası'nda atıyor. Asistin biri Dünya Kupası'nda. iki asist Uluslar Ligi A grubunda. iki asist Hollanda Ligi'nde. Sakın ha sakın. Böyle bir hataya düşmeyelim. Ben Dali İbil'in haberini görünce Allah şahidim şunu dedim. Kesin Fener'e yazacaklar. Kesin. Kaltasaray'a yazacaklar. <laughs> yani kesin. Net. Hakikaten yazdılar. Yazdılar. Arkadaşlar bakın. Fenerbahçe iddiası ortaya atılmış. Hiçbir çalışmamız yok. Yani hiçbir çalışmamız yok. 2014'te 17,5 milyon euroya Ajax'tan Manchester United'a transfer olup 4 sezon sonra 16 milyon euroya Ajax'a döndü. Hocam bu kadar kötü bir futbolcu bu kadar paralar verilir mi? <laughs> ya arkadaşlar şimdi Sabri Sarıoğlu'nu düşünün. Ben Dali Blint'i hani kötülemek istemiyorum ama yani Değişik bir çar. Onu söyleyeyim. Bakın Fenerbahçe'nin ilgilendiği sol bekler var. Genç sol bekler var. Fenerbahçe sol bek istiyor mu? İstiyor. Murat Zorlu da söylemiş. Hani Alioski ve Lincoln'e güvenmediği için sol bek istiyor demiş. Hatırlarsanız sizinle yaptığım canlı yayınlarda ben ısrarlı bir şekilde dedim ki bana kalırsa stoperden daha önemli daha elzem, daha lüzumlu, daha gerekli sol bek almamız. Bize sol bek lazım diye ısrarla söyledim. <laughs> Ve sözümün arkasındayım. Ben öyle basit beleşe söyleyecek bir adam değilim. <laughs> Emin olun yani bu kesilen boş beleş konuşmadım. Ve sonuçta da söylüyorum. Biz sol bek arıyoruz. İki tane adayımız var. İsim veremeyeceğim. Özür diliyorum. Hakkınızı helal edin isim veremeyeceğim. Fenerbahçe menfaatleri gereği isim veremeyeceğim. Hocam Çağatay kuru kalıp var ya, o dursun. Çağatay'ı da biz oynama garantisiyle bir kulübe vermek üzereyiz. Doğudan bir kulüp. Erzurum dolaylarında bir kulüp. Doğu Anadolu bölgesi takımlarından bir kulüp. Hatta <laughs> e, ya transferde kesin diye bir şey yoktur. Onu söyleyeyim. Ama kesine yakın. Anlatabiliyor muyum? ve Çağatay Kuru kalıp şu an için erken. <laughs> ya hocam adamlar millet kaç yaşında futbolcu oynatıyor. Ya erken diyoruz ama erkendir. Kazımcan Karataş unutmadan onu da geçmiş olsun dileklerimizi Galata, iletelim Galatasaray'dan. Sol ayak bileği dış yan bağları ön grubunda kopma ve orta grubunda kısmi yırtık tespit edilmiş. 2 2,5 ay diyorlar ama hani felaket tellalı olmak istemem ama bu yani dış yan bağlarda ön grupta kopma varsa ben 4 aydan önce zannetmiyorum. Tabii ki de geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Böyle de şanssızlıklar yaşanabiliyor. Mesela Kazımcan benim çok istediğim futbolculardan biriydi. Ama alın. O topu da, da var. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Şans Fenerbahçe'den yaver olsun. Yani yana olsun. Biz iki tane sol bek adayından biriyle çok ciddiyiz. Devre arasında Alioski'nin gitme ihtimali var. Bu arkadaşlardan birinin gelme ihtimali var. Ama yüzde veremeyeceğim. Normalde 15 Aralık'tan sonra ben size yüzde verirdim. Bak 15 Aralık'tan sonra verirdim. 12 Ocak'ta başlıyor transfer dönemi. 29 Aralık'tayız. 29 Aralık'tayız. 2 hafta var. Yani yaklaşık 2 hafta var. Anlatabiliyor muyum? 2 hafta sonra başlıyor transfer dönemi. Hocam yani 2 hafta kalmış senin vermen lazım. Yok. Görüşmeler sürüyor. Bir şey olursa söylerim. Bilginiz olsun. Önce üyelere vermek zorundayım. Duyumu. Çünkü onlar belli bir ücrette olsa veriyorlar. Onlara vermeden size vermeyeceğim bu duyumu ama iyi yoldayız ya öyle söyleyeyim. Serdar Dursun'dan olay paylaşım daha ölmedik yeğen. Yani. Şimdi ben buraya bu videoya şöyle bir başlık koysam. Fenerbahçeli Yıldız'dan flash paylaşım gitmeyecek gibi. Zayt'sın da fotoğrafını koyup Serdar Dursun'la birlikte herkes Zayt's bir alır. Ama yani Fenerbahçe-Atay maçında 75. dakikada oyuna giriyor. Serdar Dursun takımın 3. golünü atıyor. Hem ligdeki ilk golünü atmış oluyor. Hem gol sevinci, CU yani 10 bin üstünde yorum almış paylaşımları, Ronaldo gol sevinci sosyal medyada çok enteresan yorumlar var. Ee, Serdar'la ilgili Instagram'da bir paylaşım yapmış. <laughs> Tabi bu Twitter'da özellikle çok fazla tepki almış. 31 yaşındaki oyuncu ilk golünü kaydetti. Toplamda 7 maçta süre aldı. 6 kez Avrupa'da oynadı. Ee, Avrupa Ligi'nde 2 golü var. Milli takım Uluslar Ligi'nde 6 maçta 4 golü var. Ama milli takıma seçilmez oldu. Eğer düzenli oynasa gider. <laughs> daha ölmedik yeğen demiş paylaşımında. Millet altına şunu yazmış. Serdar Dursun öldü diye tabuta koyarsın. Bir bakmışsın cenaze namazını Serdar kıldırıyor. Böyledir Serdar Dursun. Ronaldo'dan daha iyisi CU yapıyor öz abim. Yeniden doğduk ne ölmesi CU. Bu arada bu CU'nun hikayesini yorumlara yazarsanız bilmeyen arkadaşlar da öğrenmiş olur. Ronaldo'yu gençliğinde izleyemeyenler için Allah seni bize gönderdi abim. Real Madrid antrenmanlara katılman sana bayağı yaramış öz abim. Gördüğüm en acayip adamsın sen ya demiş. CU kral. Oy öz Goatim. Terbiyesizlik yapmayın. Terbiyesizlik. Ha, pardon Goat diyor yani. Tüm zamanların en iyisi. Gold of the AT. <laughs> Oy öz abim Goat'ım Ronaldo ancak kramponları taşır. Dursun Aldo Serdar Dursun repertuarında ne olduğunu bilen yok demiş. Bir tek ben biliyorum. Serdar'ın gerçekten vuruş repertuarı. Bak bu cümleleri benden çok duydunuz değil mi? Vuruş repertuarı yüksek diye. Yolunu baktın Allah açık etsin. İyi bir kardeşimiz. Efendi bir kardeşimiz. Ukan'da 4. liginde oynuyordu. Fenerbahçe aldıktan sonra Ukan'da 5. ligine düştü. Yani Serdar Dursun'la ilgili de aklıma gelmişken söyleyeyim. Normal şartlar altında devre arasında yolcu. <laughs> Normal şartlar Ama enteresan gelişmeler yaşanabilir. Bakın Fenerbahçe forvet istemiyor. Forvet arayışı yok. Sosyal medyada Abu Bakar şu bu var. Genç bir futbolcu alınabilir. Genç bir forvet alınabilir. Oldu mu? Genç bir forvet alınabilir. 21 yaşın altında Alt yaş kategorilerinde milli takımda oynamış genç bir forvet alınabilir. <laughs> Abdullah bakar şimdilik gündemde yok. Yani şu an için herhangi bir şey yok. Ee, biraz da ortalığı karıştırmaya çalışıyorlar gibi geliyor. Ya yani hani Fenerbahçe'nin forvetleri iyi gidiyor. Biz çomak sokalım dercesi. Hakkımız ayrısı olsun. Arkadaşlar beğenileriniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Abone olduğunuz için teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki biz derlesiniz. Allah'a emanet olun, görüşmek üzere.